bu programda rahatsız edici olabilecek görüntüler ve içerikler bulunmaktadır. İzleyicilerin ihtiyatlı olması tavsiye edilir. Soğuk Savaş'ın en hareketli dönemleri. New York'ta bir adam esrarengiz bir şekilde bir otel penceresinden düşüyor. Kentucky'de gizli bir deneyde mahkumlara 2,5 ay boyunca LSD veriliyor. Montreal'de bir doktor psikiyatri hastalarına yüzlerce kez elektroşok uyguluyor. Merkezi İstihbarat Teşkilatı yeni komünist tehdidiyle mücadele için ne kadar ileri gitti? Mikrop savaşı, beyin yıkama, hatta cinayet mi? Kurbanların aileleri gerçeği öğrenebilecek mi? CIA'in gizli deneylerinin ardındaki gerçek hikaye nedir? CIA'in karanlık sırları. Manhattan 1953. Soğuk bir şükran günü hafta sonunda saat gece 2. 7. Bulvardaki Statler Oteli. Bir adam 13. kattan düşerek ölüyor. Olay yerine gelen ilk kişi gece müdürü Armand Pastor. Hızla dışarı çıktım. Duvarın yanında yatan bir beden gördüm. Yaşadığını sanmıyordum ama orada yatmış bana bakıyordu. Konuşmaya çalışıyordu. Gözlerinde ciddi bir bakış vardı. Genişçe açılmıştı. Bu bir intihar mıydı? Yoksa daha kötücül bir şey miydi? Bu kişi 43 yaşındaki Frank Olson'dı. Fort Detrick, Maryland'da orduda çalışan bir biyolojik silah araştırmacısı. Çok az kişinin bildiği bir şey var. Frank Olson ayrıca CIA için çalışıyordu. Olson'un ölümü büyük bir bulmacanın tek bir gizemli parçası. Haberleri olsa sıradan Amerikalıları şoke edecek bir bulmaca. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika hükümeti Soğuk Savaş'ı kazanabilmek adına çok fazla gizli tıbbi deney yaptı. İnsanları farkında olmadan biyolojik ve kimyasal maddelere maruz bıraktılar. Mançuryalı aday denen şeyi oluşturabilmek için zihin kontrol teknikleri geliştirdiler. Hatta bu sayede güçlü 3. Dünya liderlerine suikast yapmayı bile planladılar. Bu beyin yıkama deneylerinin kapsamı ne kadar genişti? CIA bu aşırı ve rahatsızlık verici araştırmalara nasıl dahil oldu? D-Day. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Nazilerin yaptığı kötülükler ortaya çıkıyor. Toplama kamplarında tutsakların zihinleri ve bedenleri üzerinde tıbbi araştırmalar yapılmış. Almanlar Dachau'da hipnoz benzeri deneyler yapıyordu. Sorgu için ilaç kullanıyorlardı. İnsanları kontrol etmenin yollarını arıyor ve onları rızaları dışında konuşturmaya çalışıyorlardı. Zihin kontrolünde ustalaşmaya çalıştılar. Devam eden yıllarda Soğuk Savaş endişe verici derecede tırmanmaya başladı. Süper güçler askeri ve bilimsel üstünlük için rekabet ediyordu. Casusluk bir numaralı odak noktasıydı. CIA gizli bir şekilde biyolojik ve kimyasal malzemelerin kullanılmasını sağlayacak milyonlarca dolarlık araştırma programları başlattı. Korkutucu çeşitlilikte sıra dışı silahları tanımlayan zararsız kelimelerdi bunlar. Düşmana bulaştırılacak bakteriler, suikast zehirleri, sorgularda kullanılacak gerçeklik ilaçları. Bu gizli çalışmaların başındaki kişi Dr. Sidney Gottlieb, CIA'in son derece gizli kimya bölümünün başkanı. Gottlieb, Fort Detrick, Maryland'daki ordu mensubu bilim insanlarıyla yakın çalışarak teşkilat için biyolojik silah üretmeye çalışıyordu. Fort Detrick depolarında şarbon, veba ve bruseloz gibi bütün büyük hastalıklar vardı. 1953'te Fort Detrick'teki bu özel operasyonları Frank Olson yönetiyordu.
Şükran günü haftasında Olsen, New York'ta doktora gidiyor ama detayları bilinmiyor. Eve asla dönemiyor. Ailesi ölümünü cumartesi sabahı öğreniyor. Olsen'ın oğlu Eric o zamanlar 9 yaşında. Size bir şey söylememiz gerek dediler. Babamın New York'ta pencereden düştüğünü ya da aşağı atladığını söylediler. Bu hikaye yıkıcı olduğu kadar gizemli de. Hiçbir detay vermediler, hem de hiç. Tıbbi rapora göre Olsen'ın boynu ve yüzü ciddi bir şekilde parçalanmıştı. Cenazesinde tabutu kapalı kaldı. Yaralarının bakılamayacak kadar kötü durumda olduğunu söylediler. Ailenin bilmediği bir şey var. Cenazede CIA'den iki kişi mevcuttu. Doktor Sidney Gottlieb ve yardımcısı Doktor Robert Lashbrook. Olsen ailesinin henüz bilmediği bir şey var. Olsen camdan düşüp öldüğünde ajan Lashbrook da New York'taki otel odasındaydı. Olsen'ın gizemli ölümü birçok soru işareti doğuruyor. Bazı cevaplar CIA'deki gizli çalışma hayatında yatıyor. Olsen'ın uzmanlık alanı aerosol ulaştırma sistemleriydi. 1953'te kariyeri mikrop savaşına ve daha fazlasına yönelik çok gizli araştırmalara kaydı. CIA ve özel kuvvetler yeni biyolojik silahların yayılması üzerinde deney yapıyor. Bütün bir şehre yönelik bir saldırıyı birden fazla kez simüle ediyorlar. Hedef, ülkenin en kalabalık metropolü olan New York. Amaçları, metro sistemine bakteri yayarak bütün bir şehri ne kadar kolay zehirleyebileceklerini görmek. Fort Detrick görevlileri kendilerini yapı müteahhidi olarak göstererek metronun havalandırma sisteminin üzerinde duruyorlar. Zararsız bakteriyi gizlice sisteme bırakıyorlar. Gözlemciler de sistemin içinden örnekler almayı bekliyor. Metronun yarattığı sirkülasyon mikropları tünellerde hızlıca taşıyor. Bakteri dakikalar içinde bütün metro sistemine bulaşıyor. Daha ölümcül bir madde olsa bir düşman şehrine yapılacak benzer bir saldırı etkili ve ölümcül olurdu. CIA komünistlere karşı yeni silah geliştirme konusunda yalnız değil. Amerika, Kanada ve İngiltere ile üçlü anlaşma yapıyor. Bu üç devlet birlikte çalışarak Soğuk Savaş'ı kazanmaya çalışacak. İngiltere'nin biyokimyasal savaş araştırmaları ülkenin güneybatısındaki Porton Down askeri üssünde yapılıyor. Porton Down 1930 ve 1940'larda dünyadaki biyokimyasal araştırmalarda başı çekiyordu. Porton Down, New York'taki metro sistemi deneyinden haberdardı. Devamlı bir bilgi alışverişi söz konusuydu. Porton Down'da herhangi bir gün bir veya daha çok Amerikan bilim insanı olması gayet normaldi. 1953 Mayıs ayında Porton Down'da çalışan bilim insanları bilinen en ölümcül sinir gazlarından biri üzerinde çalışıyor. Sarin. Deneyler askeri gönüllüler üzerinde yapılıyor. Genç askerler onları neyin beklediğinden bir haber. Tabloda farklı bir ilan vardı. Gönüllülerin soğuk algınlığının tedavisini bulmaya yardımcı olacağı yazıyordu. Ayrıca fazladan ücret alacakları da belirtilmişti. Ken Earl gönüllü olarak Sovyetlere karşı yapılan savaşta farkında olmadan kobay olmuştu. 4 Mayıs, Porton Down'da o ve diğer 5 Hava Kuvvetleri askeri 2 teknisyenle birlikte küçük bir odaya giriyor. Bu iki kişi sol kolumuzu sıyırmamızı istedi. Sol kolumuz açıkta kalmıştı. Sonra bu iki kişi iki malzeme çıkardı ve ön kolumuza yapıştırdı. Sonra hepimize gaz maskesi verdiler. Hiçbir şekilde bu maskeyi çıkarmamamız gerektiğini söylediler. Kapı üstümüze kilitlendi. Çok dar ve küçük bir binaydı.
Orasının gazodosu olduğunu sonradan öğrendim. Bu da ölüm korkusunu gün yüzüne çıkarıyor. Bir teknisyen bir şişe ve pipetle hepimizin etrafında gezdi. Malzemenin üstüne iki sıra olmak üzere 20 damla bıraktı. Renksiz bir sıvıydı. Ne olduğunu bilmiyordum. Sorgulamadım da. Hiç sorgulamadım. Bu renksiz sıvı sarin sinir gazıydı. Cildin hemen altına işliyor ve etkileri anında görülüyordu. Klostrofobi hisleri ortaya çıkmaya başladı. Kapalı kalmanın, düzgün nefes alamamanın ya da nefes alamadığını hissetmenin dehşetini bilmiyordum. Ciddi anlamda terliyordum. Kendimi çok kötü hissettim. Bugün bile kabuslar görüyorum. Yarım saat sonra bizi serbest bıraktılar. Nefes almakta zorlanarak, tükürükler saçarak, terleyerek açık alana çıktık. Güzel bir Mayıs sabahıydı. Hayatta olmak muhteşemdi. Bir belge, bu deneyin amacının ölümcül sarin dozunu belirlemek olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Cevabı kısa süre içinde alıyorlar. İki gün sonra 6 kişiye daha aynı şey yapıldı. Benim yerimde 20 yaşındaki Ronald Madison oturuyordu. 45 dakika sonra öldü. Yaşayabileceğiniz en kötü ölüm. Ağzı köpürüyordu. Ambulans şoförü ağzından kurbağa yavruları fışkırıyormuş gibi olduğunu söyledi. Bu çok berbat bir ölüm. Pasaportundaki tarihleri ve Porton Down'a daha önce gittiğini göz önünde bulundurursak, Frank Olson'un bu ölümcül deneye şahit olduğu ihtimali epey yüksek. Araştırmacı gazeteci Gordon Thomas'a göre, Olson endişelerini William Sargent adlı birine iletmiş. Doktor Sargent, İngiltere'deki en önemli psikiyatırdı. St. Thomas Hastanesi'nde psikolojik tıp departmanının başındaydı. Soğuk Savaş sırasında İngiliz ve Amerikan istihbaratı Sargent'ın uzmanlığından yararlanmak istedi. MI5 ya da 6 ajanlarının iyi olup olmadığına, bunları anlatıp anlatmayacaklarına karar verecekti. Frank Olson, Porton Down'da gördüklerini Sargent'a söyledi. Gerçekleşmemesi gereken şeyler gördüğünü söyledi. Sargent'ın Olson'a dair şüpheleri vardı. Soğuk Savaş döneminde yapılan gizli araştırmalar konusunda bu Amerikalıya güvenebilir miydi? Çok hassas bilgilerin Amerika'nın düşmanlarına sızdırılması endişesi CIA'yı etkiliyor. CIA, komünistlerin insanları sorgulama ve onları rızaları dışında konuşturma konularında bazı yöntemlere sahip olduğundan korkuyordu. Bu yeni tehditle mücadele etmek isteyen CIA, zihin kontrolü araştırmalarına başlıyor. İnsan davranışını manipüle edip kontrol altına almanın yollarını arıyorlardı. Kimyasal maddeleri denediler. Elektroşok gibi şeyler denediler. Özellikle bir madde dikkatlerini çekti. Liserjik asit dietilamit. Daha yaygın adıyla LSD. Bu ilaçlarla birini sorgu öncesinde yumuşatmayı umuyorlardı. Ya da birinin zihnini programlayarak belli başlı şeyleri yapmasını sağlayacaklardı. LSD eğlence amaçlı kullanılmaya başlanmadan 10 yıl önce CIA'nin mükemmel gerçeklik ilacı araştırmalarının odağında yer alıyordu. Ama bir sorun vardı. Uygun denekler bulmak. Sokakta yaşayanları, hayat kadınlarını, mahkumları, azınlıkları. CIA'nin o dönem hayatlarına diğer insanlarınki kadar değer vermediği insanları buldular. Lexington, Kentucky'de yer alan Federal Bağımlılık Araştırmaları Merkezi'nde CIA için çalışan Dr. Harris Isbert, LSD'ye uzun süre maruz kalmanın etkilerini araştırıyor. Denekleri genellikle Afro-Amerikan uyuşturucu bağımlısı hükümlüler. İnanılmaz derecede uygunsuz bir olaydı bu. Mahkum gönüllülere deneyin bir parçası olarak LSD veriliyordu ve ödül olarak uyuşturucu alıyorlardı.
Bir deneyde mahkumlara 77 gün boyunca giderek artan dozlarda LSD verildi. Doktor İzbel bile bu kadar miktarda uyuşturucunun bu kadar uzun sürede alınabilmesine şaşırıyordu. Sağduyu ve temel tıp etiğini fazlasıyla ihlal eden bir uygulamaydı. Doktorların böyle bir deney yapmasının imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Uyuşturucu bağımlılarına halüsinojen ve karşılığında da ödül olarak bağımlısı oldukları uyuşturucuyu veriyorlardı. Bunlar gerçekten yaşandı ve belgelendi. Bu deneyler uyuşturucu aldıklarını bilen gönüllü mahkumlara yapılıyordu. CIA'nin aklında farklı bir görev vardı. Bu uyuşturucuları gizli bir şekilde denemek. Bir kokteyl partisinde uyuşturucuyu bir Rus diplomata verebilir ve nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilirsiniz. LSD verildikten sonra onu kendi safınıza çekebilir miydiniz? Bu tür testler önem kazanmıştı. CIA, Manhattan ve San Francisco'da güvenli evler oluşturdu. Hayat kadınlarını çalıştırarak uygun kişileri oraya çekmeye ve onlara LSD vermeye çalıştılar. Yerel gangsterler, sırları olan düşman ajanları, görevi gören kobaylar oldular. Odayı dinleyen teşkilat, kadınların ve uyuşturucuların erkekleri konuşturacağını umuyordu. Narkotik şube ajanı Ira Feldman, bu habersiz kişileri bulmaktan sorumluydu. Hayat kadınları vardı, adamlarla konuşuyorlardı. İçkilerine daha sonra LSD olduğunu öğrendiğim maddeyi katıyorlar ve onları konuşturuyorlardı. 10-15 dakika sonra işlerindeki her şeyi dökeceklerdi. Devlet sırrı, uyuşturucu ya da cinayet bilgileri. Soğuk Savaş'ın en yoğun döneminde yerel gangsterleri sorgulamak sadece antrenman sayılırdı. Asıl zorluk deniz aşırı ülkelerde demir perdenin uç noktalarında yapılacak saha operasyonlarıydı. İşgal altındaki Almanya'da CIA gerçekleri öğrenme tekniklerini geliştirmeye devam ediyordu. Potansiyel sorgu kurbanlarının sonu yoktu. Önemli bilgilere sahip olan kaçak bilim insanları. Komünistlere bilgi sattığından şüphelenilen çift ajanlar. Hepsi CIA için uygundu. İnsanlar güvenli bir bölgedeki güvenli eve götürülüyordu. En az birkaç gün orada tutuluyorlardı. Uykusuzluk ya da açlık çekiyorlardı. Alkol, uyku hapı, halüsinojen ve diğer ilaçlar verildikten sonra çeşitli sorgu teknikleri uygulanıyordu. Bu teknikleri tam anlamıyla test etmek için teşkilat, sorguları acı sona kadar devam ettirmek zorundaydı. CIA'nin ölümcül deneyler yaptığına dair bir söylem vardı. Ölüme ya da ciddi sakatlıklara yol açan deneylere verilen bir isimdi bu. Bu deneylere şahit olanlar arasında Fort Detrick'te çalışan bilim insanı Frank Olson da vardı. Pasaportunda Almanya'ya yapılan birden fazla seyahat görünüyor. Buna 1953 yazı da dahil. Gördükleri onu fazlasıyla rahatsız etmiş. İngiltere üzerinden evine dönen Olson, bir kez daha istihbarat danışmanı William Sargent'la konuşuyor. Söylediğine göre, Frank döndüğünde çok daha farklıymış. O, gerçekten de çok kızgın, öfkeli ve üzgünmüş. William Sargent, CIA'nin ciddi bir sorun olduğuna inanıyor. Soğuk Savaş sırlarının Frank Olson'la güvende olmadığını düşünüyor. 1953 yazı. Soğuk Savaş paranoyası Amerika'yı çevrelemiş durumda. Frank Olson, Avrupa'da CIA'nin aşırı sorgulama yöntemlerine şahit oluyor. İngiliz meslektaşı William Sargent, artık Olson'a güvenilemeyeceğini düşünüyor. Frank Olson'ın biyolojik silahlar ve maddelere dair bildiği çok fazla gizli şey vardı. Bunları herkesin önünde açığa çıkarmaya başlarsa gerçekten ciddi bir sorun yaratabilirdi. Zihin kontrolü araştırmalarının başında olan Sidney Gottlieb, Olson'un neler bildiğini bilen tek kişiydi. Olson devlet sırlarını paylaşıyorsa, Gottlieb'in bundan haberdar olması gerekiyordu.
kendi başına bir deney yapmaya karar verdi. Maryland'daki Deep Creek Pansiyonu, 18 Kasım 1953 Çarşamba, Frank Olson ve Fort Dietrich'ten 6 özel harekat meslektaşı gizli bir buluşmaya katılıyor. Merhaba. Sidney Gottlieb ve yardımcısı Robert Lashbrook dahil olmak üzere CIA'den meslektaşları da bu görüşmede. CIA belgelerine göre perşembe akşamı yemekten sonra Gottlieb bir şişe içkiye LSD karıştırıyor. Gottlieb'le görüştüğümde bana söylediğine göre komünistlerin bir bilim insanını kaçırması ihtimalinden endişeleniyorlarmış. Düşman bu bilim insanına ilaç verdiği takdirde ne olacağını düşünüyorlardı. Bilimsel bir toplantıda katılımcılara uyuşturucu vererek bunu test edeceklerdi. Babam da uyuşturucuyu alan kişilerden biriydi. İddialara göre iki kişi dışında bütün bilim insanları farkında olmadan uyuşturucu almış. 20 dakika sonra Gottlieb ne yaptığını açıklıyor ve uyuşturucu etkisini göstermeye başladıkça buluşma çehre değiştirmeye başlıyor. Sonrasında yaşananlar hala bilinmiyor. Bazıları Olson'un sorgulandığını düşünüyor. Olson eve döndüğünde derin bir şekilde etkilenmişti. Halüsinasyon filan görmüyordu, karamsardı ve üzgündü. Çok kötü bir hata yaptığını söyledi. Çok kötü bir hata. İşinden istifa etmeye karar verdi. Patronu Olson'un istifasını reddediyor ve onu New York'ta bir psikiyatra gönderiyor. Yanında CIA'den Robert Lashbrook da var. Kendisine bakacak olan doktor Harold Abramson bir psikiyatr değil, alerji uzmanı. CIA'nin zihin kontrol araştırmaları için LSD deneyleri yapıyor. Doktorun notları bir hafta içinde Olson'la birkaç kez görüştüklerini gösteriyor. Cuma akşamı Olson, evdeki eşi Alice'i arıyor. Kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Annemin içini rahatlattı ve ertesi gün onu görmek için sabırsızlandığını söyledi. Ama cumartesi gece saat 2'de Frank Olson otelin 13. katından kaldırıma düşüyor. CIA bunun intihar olduğunu iddia ediyor. Aileye bir açıklama yapmıyorlar. Ama kendi içlerinde 9 gün önce alınan LSD'den kaynaklandığına karar veriyorlar. William Sargent haklıysa ve Frank Olson teşkilat için bir güvenlik tehdidi oluşturduysa ölümü onu sonsuza dek susturmuş oluyordu. CIA deneylerinin sırları şimdilik güvendeydi. Kore Savaşı'ndan sonra rahatsızlık verici bilgiler Washington'a ulaşıyor. Yüzlerce Amerikalı asker tutsak, beyin yıkama deneylerine maruz kalıyorlar ve sonrasında da öldürülüyorlar. Amerika'daki zihin kontrol araştırmaları yoğunlaşıyor. Araştırmaların yeni amacı bir bireyin verilen direktiflere uyması, iradesi dışında hareket etmesi ve yaptıklarını hatırlamaması. Gerçek Mançuryalı aday araştırması başlıyor. 1962 yılında çıkan John Frankenheimer'ın yönettiği Hollywood klasiği Mançuryalı adayda hipnotize edilmiş bir asker başkan adayını öldürmeye programlanıyordu. Filmden bir sahne gibi CIA'de hipnoz ve uyuşturucularla kendi Mançuryalı suikastçısını yaratmaya çalışıyordu. Kişinin içinde unutma bariyerinin arkasında gizli olan yeni bir kimlik yaratıyorsunuz. Sonra erişim kodunu kullanarak herhangi bir amaç için bu yeni kimliği gün yüzüne çıkarabiliyorsunuz. CIA'nin böyle bir suikastçı yaratması için önünde iki engel var. Unutkanlığı sağlama ve yeni bir davranışı programlama. 1957'de Montreal'de önemli bir psikiyatr olan Dr. Ewan Cameron bu sorulara cevap verebileceğini düşünüyor. Teşkilat ona ulaştı çünkü iki teknik üzerindeki çalışmalarını fark ettiler. Yoğun elektroşok ve psişik şartlama.
Cameron, normal terapi kisvesi altında bu teknikleri uyguluyordu. Cameron'ın teklifinin ve hükümetimizin desteğinin ne kadar korkunç olduğunu ifade etmek zor. Üç aşamalı bir teknikti. Geçmişteki davranış modellerini silerek başlıyorsunuz. Bu, arka arkaya uygulanan, hasta kasılamayacak hale gelene kadar verilen yüksek elektroşoklarla başarıldı. Cameron daha sonra hastaların başına sabitlenmiş kasklardan kaydedilmiş mesajları dinletiyordu. Yeni bir davranış kazanmaları için bu tekrarlayan sesler haftalarca dinletiliyordu. Son aşamaysa neler yaşandığını tamamen silmekti. Bu da insanları 30-40 gün boyunca farklı uyuşturucu karışımlarıyla uyutarak başarıldı. Böyle bir terapi olamaz. Bu bir beyin yıkama deneyidir. CIA 4 yıl boyunca Cameron'ın çalışmalarını finanse etti. Mançuryalı aday yaratmak için onun tekniklerini kullanmayı umuyorlardı. Ülke genelinde hastaneler, hapishaneler ve büyük üniversitelerde çalışan psikiyatrlar benzer şekilde teşkilatın çalışanı olmuştu. Bütün olası beyin yıkama teknikleri araştırıldı. Özellikle bir teknik kurumu yıllarca meşgul etti. Hipnoz. CIA hipnotize edilmiş birine suikast emri verilip verilemeyeceğini araştırıyordu. Böylece Mançuryalı aday gerçek olacaktı. Ama suikastçının yaptığı şeyi hatırlamaması gerekiyor. Sıradan birini sokaktan alıp eğittikten sonra sahaya çıkıp düşmanı öldürmesini sağlayabilirsiniz. Hipnozun amacı bir kişinin tetiği çekmesi değildir. Yaptığı şeyi hatırlamamasıdır. Böylece yakalandıkları ya da sorgulandıkları takdirde herhangi bir şey anlatamazlar. 1968'de Mançuryalı adayın yapabileceğine benzer bir suikast düzenlendi. Bazılarına göre bunu yapan CIA tarafından hipnotize edilerek programlanmış bir suikastçıydı. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi Chicago'ya gidip bu seçimi kazanalım. 4 Haziran 1968. Demokrat Parti Kaliforniya ön seçimlerinde seçim gecesi. Gece yarısı oldu. Senatör Robert Kennedy Ambassador Oteli'nde zafer konuşmasını yapıyor. Kalabalığın içinde ilerliyor. Birdenbire ateş açılıyor. (gülüyor) 26 saat sonra Kennedy'nin öldüğü açıklanıyor. 24 yaşındaki tetikçi Sirhan Bişara Sirhan götürülüyor. Birkaç görgü tanığı transa girmiş gibi hareket ettiğini söylüyor. Sersemlemiş gibi görünüyordu. Yaptığı şeye dair hiçbir ayrıntıyı anımsamıyordu ve bunu açıklayamıyordu. Ne yaptığı kendine söylendi ve bunun karşısında afalladı. Komplo teorisyenleri Sirhan'ın hafıza kaybı yaşadığı iddiasıyla ilgilenmeye başladı. Sirhan'ın Mançuryalı aday olduğuna ikna oldular. 20 yıllık zihin kontrolü araştırmalarının sonunda Kennedy'ye suikast düzenlemesi için CIA tarafından hipnotize edilmişti. Peki CIA neden Robert Kennedy'nin ölmesini istemişti? Sirhan'ın avukatı 3 sebebi olduğunu düşünüyor. Birincisi, Vietnam. Bob Kennedy, Vietnam'daki savaşa kesinlikle karşıydı. Vietnam'daki savaşın bitmesi, Birleşik Devletler'de bu savaştan servet elde eden bazı büyük şirketler için büyük bir zarar anlamına gelecekti. İkinci sebep, Küba. Bob Kennedy, Küba ve Castro ile artık bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyordu. Bu da onu fazla popüler kılmıyordu. Son olarak da abisinin ölümü. Ağabeyinin suikastının soruşturmasını tekrar başlatacaktı. Bu da birçok insanı endişelendiriyordu. Sirhan'ın zihni hacklenmiş miydi? CIA tarafından hipnoz yoluyla programlanmış mıydı? Sirhan'ın duruşmasından önce psikiyatr Bernard Diamond onu birçok kez muayene etti. Hipnoz yoluyla CIA tarafından kontrol edildiğine yönelik teorileri de göz önünde bulundurdu. O kızı takip ettim.
beni karanlık bir yere götürdü. Diamond programlandığına ikna olmuştu. Bu programlama çok yoğun ve derin bir şekilde zihnine işlenmişti. Bugün bile bu durumdan kurtulamıyor. Bugün bile neler olduğunu bilmiyor. Programlanmış hafıza kaybı bir Mançuryalı operasyonu için en önemli parça. Sirhan daha önce de hipnotize edildiğini iddia ediyor. Kısa süre önce Gül Haçlıları araştırmaya başlamış, kendilerine gelişime adamış, antik ve gizemli bir tarikat. Zihinlerini odaklamak için kullandıkları araçlardan biri de hipnozmuş. Sirhan kendini hipnotize ettiği meditasyon benzeri bazı egzersizlerden söz ediyor. Günlüğünde de birçok tekrar var. RFK ölmeli, RFK ölmeli. Bu bana trans durumundaki tekrarlar gibi geliyor. Görevine odaklanıyor, görevine odaklanıyor, görevine odaklanıyor. Hipnotize olmuş Sirhan, iddialara göre işareti aldıktan sonra silahını çıkarıyor ama öldürücü atışı yapamıyor. Büyük bir kargaşa vardı. Sirhan, bütün grubun dikkatini dağıtmaya programlanmış gibiydi. Böylece başka biri başının arkasından vurarak Kennedy'yi öldürdü. Balistik deliller de bu iddiayı destekliyor. Kennedy'ye 3 mermi isabet ediyor. Hepsi arkadan ateşlenmiş. Ölümcül mermi kafatasının birkaç santim arkasından geliyor. Ama Sirhan ona bu kadar yaklaşamamıştı. Bob Kennedy'ye ön taraftan sadece 1 metre kadar yaklaşabilmişti. Bu komplo teorisini destekleyen bir şey de ateşlenen mermi sayısı. Kennedy 3 kez vuruluyor. Yanında duran 5 kişi daha vuruluyor. Kapı ve tavanda yer alan mermi delikleri en az 10 el ateş edildiğini gösteriyor. Sirhan'ın 22 kalibrelik tabancası sadece 8 mermi alıyor. 8 mermiden daha fazlası olması için ikinci bir tabanca gerekiyor. Tarihçi Mel Ayton, bu suikastı araştırmaya yıllarını vermiş. Sirhan'ın, senatörün 1 metre önündeyken bile Kennedy'yi arkadan ve yakından vurabileceğini düşünüyor. Kennedy kalabalığın içinden geçiyordu. Mutfak çalışanlarının elini sıkmak için sola dönmüştü. Kennedy sağ kolunu uzatıyor. Sirhan vücudunun sağ tarafını ateş edebilecek durumda. Rob Kennedy koltuk altından vuruluyor çünkü kolu savunma tepkisi olarak yukarı kalkıyor. Sonra silah Kennedy düşerken başını takip ediyor. Ayton kaç el ateş edildiğini saptamak için akustik uzmanı Steve Barber'a suikastın eksiksiz tek ses kaydını gönderiyor. Birdenbire silah sesi duydum. Silah sesinden hemen sonra da insanın kanını donduran ince bir kadın çığlığı duyuyoruz. Birinci ateşten sadece 3 saniye önce iki belirsiz ses duyuluyor. Birinci sesi göz ardı ediyorum. Mikrofon bir yerlere vurmuş gibi geliyor. İkinci ses, ya bir kapının duvara vurması ya da bir balonun patlaması. Kayıt grafikleri her ateş edildiğinde net bir şekilde yükseliyor. 8 kere ateş ediliyor. Komplocular 8'den fazla kez ateş edildiğini düşünüyorsa o atışların bu kayıtta bulunmayışını açıklamak zorundalar. Ayton'a göre Sirhan tek başına hareket ediyordu ve CIA'nin de olayla hiçbir bağlantısı yoktu. Teşkilat milyonlarca dolar yatırım yaptıktan sonra 1968 yılında asla işe yaramayacağı sonucuna vararak hipnotize suikastçı programını durdurdu. İradenizi yok edemezsiniz. İnsanların inandığının aksine zekası olmayan bir kuklaya dönüşemezsiniz.
1972 yılında Sidney Gottlieb, insan davranışının biyolojik ve kimyasal olarak kontrol edilmesi araştırmasını sonlandırıyor. Gizli operasyonlarla olan bağının giderek azaldığını ifade ediyor. Amerikan halkı, CIA'nin zihin kontrol programının bir zamanlar var olduğunu bilmiyor. Ama bu değişmek üzere. 11 Haziran 1975'te The Washington Post, sivil bir bilim insanının fark etmeden LSD'yi aldığı ve Manhattan'da bir otelin penceresinden atladığı haberini yapıyor. Herhangi bir isim verilmiyor ama Olson ailesi 22 yıl önce ölen babalarının hikayesini hemen tanıyorlar. Frank Olson'un ölümünü tarif eden makalenin kaynağı Rockefeller Komisyon raporu. Watergate etkisiyle ortaya çıkan rapor, başkanın CIA'nin yurt içinde yaptığı yasa dışı hamlelere yönelik araştırmasının ürünü. Olson ailesi babalarının ihmal sonucu ölümünden dolayı teşkilata dava açmaya karar veriyor. 10 gün sonra Beyaz Saray'da Oval Ofis'teydik. Gerald Ford bizden bizzat özür diledi. Aile Frank Olson'un ölümü sebebiyle 750 bin dolar alıyor. Medya haberlerinden etkilenen kongre, Senatör Frank Church başkanlığında kendi CIA soruşturmasını başlatıyor. Sidney Gottlieb ve Robert Lashbrook ifade vermeye çağrılıyor. Hipnozun olası sınırlarını keşfetmeye yönelik deneyler yapan bir hipnozcumuz vardı. Bir insanın normalde yapmayacağı şeyleri hipnoz halinde ona yaptırabilir misiniz? Çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. CIA tarafından görevlendirilen 80 kurum, vergi mükellefleri için bugün yaklaşık 40 milyon dolara tekabül eden bir maliyete yol açmıştı. Komite, teşkilatın insan hayatının değerine önem vermediğine kanaat getiriyor. Eski CIA müdürü Richard Helms, 1973'te Sidney Gottlieb'e zihin kontrol deneylerine dair bütün kayıtları yok etmesini söylediğini ifade ediyor. Buna rağmen bazı belgeler öğütücüden sağ çıkıyor. Herhangi bir devlet kurumunda fazladan belge ya da program detaylarını, proje tekliflerini içeren finansal kayıtları elinde bulunduran bir muhasebeci vardır. Teşkilatın yayınladığı bazı belgeler arasında Frank Olson'un ölümünden sonra kurum içinde paylaşılmış bazı notlar da var. Belgelere göre Deep Creek pansiyonu olayı, ufak dozda LSD kullanımını içeren ve iki kişi dışında buluşmadaki herkese hedefleyen hafif bir deneydi. Görünen o ki, kimse uyuşturucuya olağan dışı bir tepki vermemiş. Bununla birlikte bir sonraki hafta Olson'u gören CIA danışmanı Harold Abramson'ın da bir notu var. Ona göre bu deney özellikle Frank Olson'u tuzağa düşürmek için yapılmıştı. Çelişkiler Eric Olson'un yıllarca yakasını bırakmamış. Kendisi işin içinde cinayet olduğuna emin. Cevapları bulmak için güvenebileceğini bildiği birine dönüyor. Babasına. Makine kazmaya başladığında 1994 Haziran ayında bir sabahtı. Nihayet tabutu açacağımızı düşündüm. Kazıyı yöneten kişi adli tıp uzmanı Profesör James Stars. Bana kalırsa ceset garip bir şekilde çok iyi korunmuştu. Bir şey hemen göze çarpıyordu. Yüzünde ya da başında herhangi bir parçalanma yoktu. Bu Olson ailesine sunulan tıbbi raporla ve hikayeyle çelişiyordu. CIA, ailenin başka bir şeyi görmesini istemiyordu. Görülen ama tıbbi raporlarda yer almayan bir şey var. Sol gözün üstündeki büyük çürüme. Ama Olson'un önce ayağı yere değmiş, sonra geriye düşmüştü. Düşündüğümüz gibi biri önceden kafasına vurmuş. Kendini koruyamaz bir hale getirmişler. Sonra da malum şeyi yapmış ve onu pencereden aşağıya atmışlar. Bu doğruysa Frank Olson öldürülmüş demektir.
Eric Olson araştırmaları sırasında endişe verici bir şey keşfediyor. Frank Olson'ın öldüğü yıl CIA ilk suikast rehberini çıkarıyor. Bu suikast rehberinde birini öldürüp bunu kaza olarak göstermenin en iyi yolunun kişinin en az 23 metre yüksekte yer alan bir pencereden düşmesi olduğu yazıyordu. Ayrıca bu kişiyi aşağı atmadan önce bireyin herhangi bir gözünün üstüne darbe vurarak onun etkisiz hale getirilmesi gerektiği yazıyordu. Süreç Dr. Olson'ın cesedine bakarak yaptığımız yorumların her açıdan tıpatıp aynıydı. Bence Frank Olson bilerek ve isteyerek zarar verme amacıyla pencereden aşağıya atıldı. Araştırmacı gazeteci John Marks buna katılmıyor. Bu soruyu araştırmaya çok zaman ayırdım. Olson'ın pencereden aşağı atıldığını gösteren herhangi bir delil bulamadım. Burada gerçekle yüzleşmeliyiz. Hükümetin yaptığı yasa dışı, etik olmayan gizli şeyleri düşündüğünüzde bunun sonuçlarına da katlanmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Buna sorun çıkaran insanların ortadan kaldırılması da dahil. İntihar dışında başka nasıl bir hikaye ortaya sürebilirsiniz ki? Frank Olson'un çocukları LSD'nin onu ölüme götürdüğünü öğrenince bilerek intihar etmediği için rahatlamışlardı. Sonra sinirlenmeye başladılar ve hala sinirliler. Frank Olson'un ölümünden 60 yıl sonra bile oğulları Eric ve Nils Olson babaları için adalet aramaya devam ediyor. Babamın ihmal sonucu ölmesinden dolayı Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na dava açmak istiyoruz. Böylece Frank Olson'un ölümünün tam hikayesinin ortaya çıkacağını umuyoruz. 2012 Kasım ayında başlatılan davada CIA, babalarının 1953'teki ölümüne dair gerçeği gizlemekle suçlanıyor. Mahkeme CIA'in belgeleri açmasını emrederse, Olson ailesi yapbozun kayıp parçasını bulabilir. Olson ailesi bir önceki anlaşmanın yanlış bir varsayım üzerine yapıldığını söylüyor. CIA'in Frank Olson'un ölümüne dair bütün belgeleri öne sürdüğünü düşünmüşlerdi. Aylarca süren karar aşamasından sonra 2013 yılında Amerika Bölge Yargıcı James E. Bosberg davanın düşmesine karar verdi. 1975'te yapılan 750 bin dolarlık anlaşma ve onlarca yıl sonra dava açılması Bosberg'ün davayı devam ettirmesini engelliyordu. Olson ailesi Amerikan hükümetine dava açamadı. Hükümet, komünizmle mücadelede Frank Olson ve ailesi gibi birçok kişinin haklarını ihlal etmişti. Soğuk savaş sırasında her şey mübah görülüyordu ve buna karşı gelirseniz de vatansever olmadığınız düşünülüyordu. Soğuk savaş döneminde ve insanlık tarihinde savaş her zaman cehennem olarak görülmüştür. Birçok kötü şey yapmanız gerekir, birçok kişi ölür ve birçok kişi zarar görür. Ama Amerika'yı korumak için elimizden geleni yapmamız gerektiğinden dolayı bunları haklı çıkarırız. Kültür olarak bizi bağlayan şey budur. Ulusal güvenlik adına neleri mübah görürüz? Tıbbi zulmü mübah görebilir miyiz? Görünen o ki evet. Amerikan tarihinde detaylarını belki asla öğrenemeyeceğimiz karanlık bir dönem.